Şimdi çantamı yeterince yükselttim ve birleştirmemi yaptım. Şöyle tekrar şurada göstermek istiyorum. Birleştirmemi de. Bakın şu son. Boşluğa da batıyorum. Alttan çekiyorum ipimi. 2 tane oluyor. Başlangıç noktama tığımı geçirip tekrar oradan bir ilmek çıkartıp ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Ve şimdi burada direkt kaydırma tekniğiyle bakın boşluğuma battım ilk boşluğuma. İlmeğimi çıkardım ve diğer ilmeğimi içerisinden kaydırarak geçirdim. Battım boşluğuma. Kaydırarak bu şekilde boşluğuma batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Batıyorum. Çıkartıp diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün sıramı dolanacağım. Birleştirme noktama geliyor. Boşluklarıma da geldim. Batıyorum. Kaydırıyorum. Şu son noktama da geldim. Birleştirme noktama. Kaydırdıktan sonra burada ipimi keseceğim. Şöyle biraz uzun bırakın ki içeri doğru gizlediğinizde yani ipiniz mesela çantanızı yıkamak istediğiniz zamanlarda ipiniz kaçmasın. Evet, şimdi bu kadar yeterli. Çıkartıyorum ilmekten ipimi ve şuradaki bakın ilmeğe göre şöyle alttan alayım. Şu noktadan geçiriyorum. Şuradan da ipimi çekeceğim. Daha bir küçük tığıyla da bunu yapabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Yanımda şu an olmadığı için şu noktadan da tekrar geçirmiş olduk. Şimdi şöyle aralardan örgümüzün gelişine göre ipimizi gizleyeceğiz. Bu şekilde içeri doğru ipimizi gizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çantam bitti. Benim için bu kadar yükseltmek yeterli oldu. Tabanımız dikdörtgen bu şekilde. Kenarları da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi böyle çantamızı büyüttükten sonra bunu göz kararı yapabilirsiniz. Duvar sayısını vermem doğru olmayacaktır. Çünkü tabanınızın büyüklüğüne göre duvar sayınızı da fark edecektir. O yüzden ne kadar istiyorsanız, büyüklüğün ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapmanızda fayda var. Şimdi burada çantamı şöyle iki elimle kenarlardan birleştireceğim. Bakın. Düzleyerek bunu yapacağım. Ve hemen çantamızın şekli oluşmuş oldu görüyorsunuz. Ağızdan şöyle çok fazla içeri doğru değil. Şöyle hafif kenarlardan. Bu model için bu kadar almak yeterli oluyor. Bu kadar kenarlardan bu şekilde alırsanız yeterli olacaktır. Şimdi ben bunun ağzını kapatmak için şöyle ipimi alacağım. Bir zincir çekeceğim. Ben zincir çektim. Sizler dediğim gibi demir yahut deri aksesuarlarda, metal aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Zincir çekiyorum. Göz kararı çekeceğim bu zincire. Şöyle bakalım etrafını dolayacak kadar. Aksesuar kullanmak istemezseniz elinize sadece iple de gayet de kullanışlı olur. Çünkü makineye attığınızda ribbon ipleri yahut ten ipleri makineye attığınızda hiçbir sıkıntı olmaz. Makineden çıktıktan sonra elinizle, bu arada düşük ısıda yıkamanızı tavsiye ederim. Düşük ısıda yıkadıktan sonra çantalarınızı elinize düzledikten sonra kurumaya bırakabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma olmayacaktır. Sanki ilk günkü ördüğünüz gibi olacaktır. Tabii çok sık yıkarsanız deforme olur. Onu da belirtmekte fayda var. Şöyle bakalım. Ben etrafından ölçüyorum. Biraz daha çekelim. Hatta bu ipimizi bitirelim. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi çektim. Dediğim gibi bu zincir sayısı da şöyle biraz esnetiyorum. Esnekliğini alıyorum daha doğrusu. Daha düzgün olsun.
Şimdi bunu bu zincir sayısı da tabii fark edecektir. Şimdi elimle düzledikten sonra ben şöyle bir ikinci kısımdan bakıyorum. Bakın şuradan baktım arkadan. Önümü de belirledim. Önüm bura. Birleştirme noktam sağ tarafta kaldı. Şuradan ipimin bakın şu ucundan şöyle geçiriyorum. Direkt arkadan çıkıyor zaten. Boşluklar mevcut olduğu için. Tekrar şöyle düzlüyorum. Bunu göz kararı yapıyorum. Sizler ilmek sayısı da sayabilirsiniz. Ama uğraştıracaktır. Şöyle ikinci sıradan almıştım. Şuradan batıyorum. Bakın hizasınca batıyorum. Arkadan da yine aynı şekilde batacağım. Evet, doğru yere batmışım. Şimdi buradan tekrar şu kısa ipler, bıraktığımız ipler geçirirken bize yardımcı oluyor. Çıkartıyorum. Şimdi burada ipimi düzleyeceğim. Ve burada bu şekilde bağlı. Ben küçük bir model çalıştım. Sizler dediğim gibi bunu büyütebilirsiniz. Maksat burada benim modeli tarif etmemdi. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk kısmı bitti. Bu arada şu zincirleri şunlar boş durmayacağı için burada şöyle açalım. Şu ağız kısmındaki zincirlerin ağzına birer tane düğüm atarsanız bu şekilde o kötü görüntü de gidecektir. Şu noktada da şu fazla kalan ipi keserseniz hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ağız kısmını yaptık. Şimdi gelelim kulp kısmına. Şimdi kulp kısmına geldik. Yapacağımız kulp bu şekilde. Siz dilerseniz eğer normal dediğim gibi deri ya da yahut metal kulplarda kullanabilirsiniz. Şimdi iş öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Toplamda 1, 2, 3 tane zincir çekeceğim. İlkini bırakıp ikincisine sık iğne yapıyorum. Diğer zincirime de 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 bu çantam için küçük yaptım ama yeşil çantam için de toplamda 4 zincir çekmiştim. Onu da söyleyeyim. Yani toplamda burada bir tane sık iğne bıraktım. İkinciyi 3 tane yaptım. Diğer yeşilde de 2 tane sık iğne yapıp üçüncüyü 3 tane doldurmuştum. Bunu bu sayıları siz artırabilirsiniz isterseniz. Şimdi bir tane zincir çektim bu 3 tane sık iğneden sonra ve örgümü döndürüyorum. Bakın ilk sık iğneye değil ikincisine 1 tane batıyorum. İkincisine 1 tane battım. Üçüncüsüne 3 tane batacağım. 1 2 3 tane battım. Şimdi tekrar burada 1 tane zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. İlkine değil ikincisine 1 tane sık iğne batıyorum. Üçüncüye 3 tane. 1 2 3 Tekrar 1 tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. İlkini bırakıyorum. İkincisine 1 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüye 3 tane sık iğne dolduruyorum. 2 3 Tekrar göstereyim son kez. 1 tane zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Birinciyi bırakıp ikinci boşluğuma 1 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüye 3 tane. 1 2 3 Şimdi kulpumu gördüğünüz gibi bu şekilde büyüteceğim. Sonrasında montajını göstereceğim. Şimdi çantamda son kısma geldim. Ben kulpumu istediğim kadar uzattım. Siz de dilediğiniz kadar, arzu ettiğiniz kadar kulpunuzu uzatabilirsiniz. Şimdi bunu monte etmeye geldi. Şimdi çantamı şöyle kulpumu alalım. Bakın normal bu arada şu 3 tane batarak bitirdim. Farklı bir şey yapmadım. Bu noktada kaldı. Şimdi çantamın ağzını açıyorum. Şu kenar kısımlardan bakın
açalım. Şuradaki şu kenardan kısa kalan iplerin hemen üstüne monte edeceğim. Şöyle ipimi kesmek istiyorum. Tahmini biraz uzun keseceğim ilk ipimi. Çünkü örerek monte edeceğim ki sağlam olsun. Şöyle birazcık uzunca keselim. İpimden biraz uzun kestikten sonra bakın direkt şuradan şöyle monte edeceğim. Bu arada ters düz yüzünü fark edebilirsiniz neresi olsun diye. Şurası şöyle iç kısma gelsin. Şimdi buradan bakın şuradan tığımı geçireceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Tığımı geçirdim. Şuradan da aldım. Tığımı taktım. Ve ipimi buradan şu şekilde çıkartacağım. Şey gibi düşünebilirsiniz. Hani iğneyle iple dikiyormuş gibi düşünebilirsiniz. O mantık. Yine bakın şurada o çıkardığım ipi iğnenin içerisinden geçirdim. Bakın, geçirdim. Örgü mantığıyla. Şimdi tekrar şuradaki boşluğuma taktım. İpimi alta aldım. Şuradaki boşluğa da takıp tekrar diğer boşluktan çıkardım. Buradan tekrar ilmeğimi çıkarıyorum. İlmeğimin içerisinden geçirip kaydırıyorum. Böyle sağlam olacaktır. Umarım görünüyordur. Bir sonraki ilmeğe de takacağım. Tekrar aynı noktadan şuradan ipimi şuradan alsam da olacak. İpimi çıkardım, geçirdim. Sonra diğer boşluğa da batacağım. Şöyle batayım. Tekrar aynı noktadan bir defa şunu yapacağım. Bunu dediğim gibi isterseniz iğne ve iplikleri dikebilirsiniz. Şimdi buradan ipimi çıkartacağım. Bakın bu şekilde sağlam oluyor. Şimdi buradan çıkardığım ipi içeri doğru gizleyeceğim. Görüyorsunuz. Bu şekilde monte etmiş oldum. Şimdi bu ipimi şuralardan şöyle geçirerek gizleyeceğim. Şu ipinin altta kalması dikkat edin ki çantamızın ağzını kapayıp açarken sıkıntı olmasın. Şimdi dediğim gibi bunu buradan içeri doğru gizliyorum. Ve bu ipi içeride bırakabilirim artık. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Aynı şekilde bu defa yine şuradan ip alarak bu defa ipimle bakın bu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Şuradan şöyle yapsam daha rahat olacak. Şöyle yine düz yüzünü şu noktadan şöyle bakalım. Şu şekilde. Şimdi ilmeğime takıyorum. Kısa kalan ipi de şöyle aşağı gizleyeceğimiz şekilde bırakalım ki ipimiz burada olduğuna göre burada şöyle örebiliriz. Bakın burası daha kolay oldu. Alttan alıyorum. Şuradaki çantamdaki ilmeklerden geçirip örgümü tamamlıyorum. Ben keselim. Zaten küçük bir çanta. Bunu çıkaralım. Ve şu aradan yine örgünün geliş yönüne göre de yaparsanız sıkıntı olmayacaktır. Şu kısa kalan ipleri de araya gizleyelim.
noktalara. Bu şekilde örerek kulpunuzu takarsanız daha sağlam olacaktır. Bunu da belirtmekte fayda var. Sonra isterseniz bu kulpları şuralara şöyle silikonla da yapıştırabilirsiniz yahut tamamen içine de gizleyebilirsiniz. Ben şimdi bunları güzelce gizleyeceğim. Son haliyle bakın zaten bitti kulpumuz. Görüyorsunuz. Gayet sağlam oldu. Şimdi ben bu kısa kalan iplerimi iyice gizleyeceğim. Ve çantamın içini temizleyeceğim. Şöyle de göstermek istiyorum iç kısmını. Son görünüşüyle sizlerle birlikte olacağız. Evet, şimdi çantamızı bitirdik. Son halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kenarları da, kulpları da bu şekilde. Diğer tarafı da. Evet, yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum şimdiden. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.